Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün yoğun gündem içerisinde biraz nefes almaya çalışacağız. Sanatla, edebiyatla, yepyeni üretimleriyle konuklarımın eğer Dinçer Güner olmasaydı güzel kızlarla hep birlikte oturuyor <laughs> olacaktık. Onun için izin verirseniz Dinçer'den başlayacağım. Hakikaten çok e, sevilen ve takip edilen bir astrolog. E, en son ne sorusu geliyor demiştin? Nasıl? En son ne sorusu geliyor demişti. Kulakları da az işitiyor. Yani Yaşlılık yani artık bu nereden ya. bu adamı kim çağırdıysa evet hoş geldiniz tekrar. Hoş evet. En çok hangi sorular soruluyor? Ne zaman evleneceğim? Evet. Ne zaman evleneceğim? <laughs> bu. Yani size gene... Ne zaman boşanayım. <laughs> ne zaman boşanayım değil. Ee, boşanayım. Şey, hayır başka bir şey söyledi. Ne, ne, elimde nasıl tutarım mı? E, elimde nasıl tutarım? Nasıl bana bağlı hale gelir? Nasıl iz bırakırım? Nasıl vazgeçilmez nasıl olurum? Nasıl iz bırakırım? Evet. Evlendiğinde mi iz bırakacak yok? Onu izi bırakmış zaten. Onu bırakmış ayrılırken iz bırakmak istiyor. Aa! A -a. Evet. Dinçer çok özür dilerim. Bu daha ilginç geldi bana. <laughs> Peki, e, ayrılırken yani istiyor ki Gebersin evet. sürünsün <laughs> e, unutamasın, unutamasın rüyalarına istiyorum. girsin istiyor. Evet. Evet. Çünkü aslında herkes bir emek harcadığı için ilişkinin içinde hemen ondan sonra yerine biri konulsun ya da hemen ondan vazgeçilsin ya da unutulsun istenmiyor bir şekilde geri dönmeyi düşünsün bak ben bunu kaybettim neler yaptım aslında onu haksızlık ettim diye düşünsün istiyor. Aslında herkes hayatta iz bırakmak ister. Peki bu iz bırakmak isteyen de belki vazgeçen kişi yani vazgeçmiş ama izi de kalsın. Vazgeçen yani kendisi de... başka bir yöne bakacak ama başka birisine evet. bakacak ama burada da izi kalsın istiyor. Evet. Ama bu artık aşk değil bu kişilik problemi. <laughs> evet ama aslında hayatımızda hep iz bırakmak istiyoruz ya. ama genelde vazgeçen iz bırakmak istemiyor. Vazgeçilen iz bırakmak istiyor. Çünkü kaç geçerse, zaten unutmuş gitmiş ya da başka ha. yollara akış alır. Yani bazı yapmış... de belki iz bırakmak isteyen akıl hastaları vardır. Yani vardır şöyle bir şey. Evet. E, şöyle istiyordur ve onu unutamasın, ara sıra aklına gelsin. Bu e, yani bencillice bir duygu aslında. Herkes egosu olarak tatmin olmak, unutulmayan bir tamam, insanı. Tamam yeter. Ben. Peki diyeceğim. <laughs> ee... Bana da ne zaman geri dönecek soruları geliyor. Ne zaman daha daha güzel söyleyeyim. Zaman, da geliyor. Evet. Evet. Ayrıldı, etti diyecek diyor ki bana da ne zaman geri dönecek? Bana bunun cevabını ver diyorlar. Ben de diyorum ki Eksen neks olmaz artık zaten bitmiş olay hani tekrar tekrar beklemeyin dönülmüyor genelde. Dönülmüyor mu geri dönülmüyor mu? Yani <laughs> ya bunda ya hiç ihtimal mi yok? Ya çok düşük aslında çok siz düşük. daha iyi bilirsiniz hani ha. işin psikolojik düzeyde olan tarafı <laughs> ama. <gülüyor> e... <gülüyor> <gülüyor> ya en nihayetinde. Ama hemen hemen herkes değil mi Dinçer Bey dönülsün istiyor. Herkes, geri dönsün istiyor hemen herkes. Herkesin son bir o şans vardır hani acaba buradan evet. döner mi? Buradan yürütür müyüz biz bu gemiye? duygusu vardır ya hani Var. aslında. O kadar kötü de olsa, ilişkinin içinde o kadar kötü davranılsa da, değersizlik içinde de olsa o geri gelsin istiyor. Evet, çok güzel bir ikili. Ben bayıldım. Sizin böyle bir crossfireınız oldu mu? Başka bir programla beraber <laughs> mi? İlk defa, defa karşılaştık. İlk defa evet, karşılaştık. Evet, ben ilk olsam defa. ikinizle beraber bir program yaparım. Bir ha, de oraya bir konu tutacağım <laughs> ve Keşke. müthiş olur. Evet. Keşke. Ama siz ama karşı görüşleri savunmanız lazım. Tabii. Bu crossfire tamam. formatı dedikleri. <laughs> evet. evet, çok çok Şu acayip. an bir format çıktı ortaya. Evet, Vallahi, çok güzel e, oldu. E, yani e, yani. bence. Evet. Peki şey de olabilir. Yani sadece e, stüdyoda birisinin olması gerekmiyor. Telefonlarda da birbirinize girebilirsiniz. Evet. <laughs> olabile karşılıklı bir canlı yayın da bizim yapabiliriz. kavgaya, gürültüye alıştırdıkları için tartışmaya alıştırdılar. Yani şeyler de öyle siyasi e, programlar da öyle çoğunlukla. Artık siyasi şov demek lazım onlara. İşte bu karşıt görüşler birbirlerine sinirleniyorlar falan masadan kalkıyor, üzerine yürüyor filan. <laughs> ya evet bence tartışma çok e, geliştiren bir şey aslında. Hı. Hani işin kavga boyutu, Hı. aslında işin şov kısmı. Yoksa Bravo. yoksa gerilim olsun, karşıt fikirler çatışsın. Biri kendi güçlü argümanlarıyla bir şeyler savunsun ama hani işin artık o bahsettiğiniz o şov kısmı, o artık küfür, tekme, tokat ee, vesaire hani böyle <laughs> girilen kısım tabii ki hoş ve tatlı değil aslında. Ama tabii ki Burada kaç kişiyiz işte 3 6 7 kişiyiz. Hepimiz aynı şeye baktığımızda şu yeşile bile baktığımızda hepimiz farklı noktalardan göreceğiz bu yeşilin tonunu bile hepimiz. Yani mümkün değil hepimiz aynı bir şeyde buluşmamız zaten imkan yok. Bence bu çeşitlilik zaten renklilik bence işin tatlı olan kısmı da bu. Peki. Yeni yıla az kaldı. Evet ay ee, girmeyelim ya. Girmeyelim. <laughs> kötü bir kötü mü? Ne diyorsun? <laughs> Şöyle <laughs> hmm, hani bir laf vardır yani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye <laughs> ee, Şimdi 2024 senesi Tabii ki önemli bir sene ee, Neden önemli bir sene Çünkü e, 2024 senesinde biz bir seneye bakarken Daha doğrusu o sene meydana gelen Güneş vay tutulmalarına bakarız <laughs> Çünkü o seneyi ...senenin bize çerçevesini belirler. Güneş ve ay tutulmaları. Senede dört tane olur bunlar. İki tanesi güneş tutulması, iki tanesi ay tutulmasıdır. Güneş ve ay tutulmaları 2024 senesi içerisinde... ...koç ve terazi burçları arasında gerçekleşecek. Bu ne demek? Aslında çok da ilginç bir e, durum oldu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Koç terazi ilişki yönetimi demektir bu arada. Yani yaşamdaki her türlü ilişkiyi anlatır bize. Hem özel ilişkilerimiz hem parayla ilişkimiz, yaşamla ilişkimiz, anne babayla ilişkimiz. Ama tabii ki işin içerisinde dünya süresinden baktığımız vakit ülkelerin de birbirleriyle ilişkisini anlatır. Koç ve Terazi aksasında astrolojide ve Koç Terazi savaş ve barış demektir. İki, bu ikisini temsil eder. Şimdi 2024 senesi o yüzden de hani e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dedim. 2023 hatta 2022'den de devreden biliyorsunuz ki e, Rusya Ukrayna ile başlayan şimdi İsrail ile Filistin arasında devam eden aslında müthiş bir siyasi bir gerilim hatta bir savaş ortamı var aslında. 2024 senesi içerisinde e, bunun birazcık daha büyüyeceğini düşünebiliriz aslında bu tutulmalarla yani bir koç terazi tutulmaları bitmeden aslında e, bu dünyadaki bu siyasi gerilimin azalacağını açıkçası düşünmüyorum o yüzden 2024'ün bu noktadan bakarsam eğer çok ve tat ve keyifli görmüyorum açıkçası. Ve bu dünya barış açısından. E tabi dünya barış hmm. açısından söylüyorum Bizim dinleyenin dinleyenlerin yüzde kaçı acaba dünya barışına umursuyorlar? <laughs> e ben valla cebine giren paraya sonuçta dünyadaki Bravo. atmosfer evet. cebine Ekonomik giren parayı etkileyeceği evet. için evet. aslında takip etmeleri gerekiyor. Yani Hı. aslında olay sadece iki tane ülkenin birbirleriyle anlaşıp anlaşamama meselesi değil. Onun içerisinde bu uzayan ticari bir takım ilişkiler var. Bunun işte bir doğal var, demir çeliği var, işte bitkisi var, yemesi var, içmesi var. E bunların dünya üzerinde artan fiyatları var. O artan fiyatlar da benim hane halkına giren orada a, benim alım gücüme kadar her şeyimi etkiliyor. E alım gücüme etkilemesi dışında ben sürekli bu haberlere maruz kaldığım için i̇şte benim psikolojim de etkileniyor aslında. Hmm. E ben bütün bu haberleri sürekli maruz kaldığım için bunları gördüğüm için ister istemez benim diğer insanlarla ilişkilerimi de etkiliyor aslında farkında olarak veya olmayarak. E o yüzden aslında çok önemli yani sadece burada bizim gördüğümüz şey sadece dünyayı takip edip etmeme meselesi değil bu. Etmesen bile umrunda değilse bile günün sonunda bakkaldan biber almaya gittiğin zaman seni bu etkiliyor aslında. O yüzden bilmek zorundasın. Son zamanlarda e, Instagram'da sıklıkla görüyorum böyle şeyler karşıma çıkıyor işte kendine bir yaşam alanı yaratan işte kendi kendisiyle bilmem nasıl yapan biraz senin mevzulara giriyoruz Ondan sonra bu bu insanlar çok mutlu açık insanlar yani işte enformasyona açık Konuşmalar, şunlar, bunlar, bu etkilenmelere açık insanlar çok mutsuz. E tamam, e evet öyle. Peki ne yapalım bunun için? İşte siz kendinize böyle bir akvaryum yaratın. Akvaryum demiyor tabii orada ama öyle bir fanusun içine girin. İşte orada sizin e, hobileriniz olsun, şunlarınız olsun, bu meraklarınız olsun vesaire falan. Bunun içinde yaşayın. Yani aslında bu e, gündemden kaçış, insanlardan kaçış, toplumdan kaçış bir şekilde özendirildiğinde. Görüyorum yani evet. aslında bunun tam tersi e, anlatılırdı değil mi çocuklara, e, büyüklere ya senin dünyadan haberin yok mu denirdi mesela bu negatif bir şey işte sen hiçbir takip etmiyorsun haberlerimi şunların, bunları falan. Hayır o arada bazı insanlarla e, tanışırdık görüşürdük onlar hiçbir şeyden haberleri yok kendi küçük dünyalarında mutlular bu kendi küçük dünyasında mutlu ne demek sen böyle şeyler öneriyor musun? Yani şöyle açıkçası hani şimdi benim e, anlattığım bir kitapta biliyorsun dünyanın ve insanların bir frekans ve titreşim seviyesi var ve sonuç evet. olarak savaş enerjisi evet astrolojik perspektif olur, psikoloji olur ama sonuç olarak e, sana iyi hissettirmeyen bir şey ve değiştirme gücün yoksa tabii ki belli alanlarda değiştiremeyeceksin eğer ondan da çok beslenmemen gerekiyor belki buradaki anlatılmaya çalışan odur. Sürekli hani, ona değilim, maruz kalarak acı çekme. E, haberleri 24 izlemenin bir faydası yok. Buradaki husumeti kaldıramıyoruz ortadan. Üzülüyoruz evet Hı. ama kendi bireysel alanlarımıza tabii ki bu husumeti yükseltecek bir enerji olmaz. Kapımızı deve kuşu gibi kuma gömmeyelim ama tabii ki de e, çözümün bir parçası olabilmek için kendi bireysel titreşim alanımızın yüksek olması lazım. Şimdi, Moralimizin yüksek olması lazım. Peki sen e, son yıllarını bu niyet ve tezahür iki, iki e, kavram evet. e, öne koyuyorsun ve e, artık sana e, kuantum tezahürü koçu dememiz gerekiyor yani tam olarak seni, seni <laughs> e, anlatmak için. Bunu bir yerlerde mesela ödül alırken filan da şey yapıyor musun ya ya da şu gel yani mesela excelansları büyük elçiler dedi mesela. Kuantum tezahürü Beğendin koçu gel. Benim, benim çok Hoşuna hoşuma gitti. gitti. Mi? Kesin akıl hastasıdır derim böyle düşünürse. <laughs> yani yani ku kuantum tezahürü e, hoş geldiniz sayın kuantum tezahürü. Şöyle Sö <laughs> ustası. Ustası var. <laughs> Tabii. Ku kuantum tezahürü. <laughs> ah ustalık şey var. <laughs> Koç değil usta. Kuantum tezahürü ustası. Ve bu beşinci kitabın çıktı o da. Evet. Ne istersen değil neysen onu çekersin. Aynen öyle. Evet. Yani biraz önce konuştuğumuz konuya yani, da bağlı olarak. Ne, yani ne istersen değil neysen onu çekersin. Aslında cümleyi güzel kurmuşsun. Ne istersen değil neysen onu çeker. Bu mesela bir annenin kızına bağırırken bir babanın <laughs> e, evladına sinirlendiğinde filan. <laughs> Allah senin sahisti gibi bir şey mi dedi? Ya, bir ne, ne istersen <laughs> değil neysen onu çek. Yani haklısın hak, pardon haksızsın. Evet. O seni üzen adam haklı. Çünkü sen busun. Bu, git bu e, asa tam tam tersi Alıntı kitap da. isimleri var. Hmm. Değil mi? Evet. Yani e, ee, sen değilsin, sen değilsin. O sen, hani, soru o... sende ha, sen iyisi, değil. Bilen. Sen iyisin sen sen de, falan. Sen iyisin, evet. evet. Ailende Ama sorumluluk gibi ya. mesela. Geçmişten <laughs> geliyor aslında ha, sorun diyenler. Geçmişten geliyor, evet. Ailen Seninle başlamadı. Neyse, yani seninle ha, başlamadı. Seninle <laughs> <laughs> Aa, güzel. Evet. Güzel. <laughs> Şimdi yani şöyle, e, bir kere... E, Reaktif ve proaktif tabii iki tane gö davranışlar görüyoruz, görüyoruz tabii, evet. ekranında. Peki bu e, bu şey var mı? E, bu m, e, ne derler? şeklin yani bu grafiğin hani e, sembol evet bir sembol. Ya yani Illuminati ya Anabu da bu. Anlamı var. Ha? <laughs> Alatra sembolü. Anatra. Alatra. Alatra. Alatra sembolü. Şimdi benim bütün, Güneş kitaplarım... Güneş benim bütün kitaplarım aynen öyle. Benim bütün kitaplarım kapaklarında insanları güçlendirici bazı sembolleri kullanıyorum ama bunları kullanırken de bilinçli olarak kullanılsın. Bu çok kadim bir sembol. Bunu her yerde görebilirsiniz. Bunu Bizans'ta görebilirsiniz, Tibet'te görebilirsiniz, Rusya'da görebilirsiniz. Bu sene 2024'ün etkilerini az çok bildiğim için kendilerini güçlendirsinler diye bu kitabın kapağına Alatra sembolü koydum Okancığım. Anladım. Bunları binalarınızın dışına da koyabilirsiniz. Trafik kazalarını azalttığı mesela ispatlanmış çok ilginç bir şekilde, çok Yok ya. değişik gerçekten Aha. öyle. Hastane odalarında yine hastaların e, iyileşmesi, iyileşmesini plasbob efekti olmadığı Hı -hı. hızlandırdığı için ben de dünyanın bu sembolü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum o yüzden koydum bolca. Yani senin var. kitabını koysak da oluyor mu? Mesela <laughs> diyelim ki sembolü bulamadık. E, hasta odasına e, eşimiz beni eşimiz beni nasıl oluyordu? Aldatıyor. Eşimiz beni aldatıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> e, oraya bir, beni unutacak onu, mı? Beni boşayacak mıyım? Evlenip dönecek mi? mi? <laughs> mi? <Hepsinde> olur. Alatra. <laughs> evet. Peki nedir efendim? Güneş ve ay mıdır yoksa başka bir şeyden mi? Var? Tabii aşağıda bir ay var. Dişil ve eril aslında ve dünyanın hmm. tam dengesi, bütün güçler burada aslında. Hmm. Ve iyileşti dinini. ama tabii anlatmak istedim. Karnım aç boydan... bir tabakta profiterol görüyorum Gördüm ben orada. Evet. <laughs> evet. <Peki>. Aslında şu <laughs> arkadaki şu söze biraz dikkatini çekmek istiyorum. Gördüğümde inanırım, inandığımda görürüm. Aslında kuantum tezahürünü anlattığımız şey bu Okan'cığım. Hmm. Çünkü hani ne istersen değil neysen onu çekersin. Evet birazcık reaktif ve proaktif davranış dediğimiz sorumluluğu başkasına atmak kurban bilinci. Hmm. Ya da yaşamımın tek hakimi benim. Başıma gelen her şeyin sorumluluğu bende çünkü benim seçimlerim dediğimiz bir alan var. Aslında hikaye biraz böyle. Çünkü herkes bir istemekten bahsediyor farkında Evet istiyorlar. Bir şey istiyorlar. İşte onu istiyorum. Evrene saldım falan. Böyle <laughs> bir şey değil. Yani tezahür ustalığından bahsediyoruz. Bu evrene evrene verdim, iler. evrene saldım. Aynen. Bitti mi bu? Bunun modası geçti mi? Yok, duruyor. Modası geçmedi. <gülüyor> sadece <gülüyor> yanlış anlatılmış. Işte. Hani yıllar içerisinde daha iyi pazarlanabilsin yani. diye başka bir şey dönüşüyor. Yani her 5-6 yılda bir, 10 yılda bilir e, upgrade oluyor bu, aslında. bu disiplinler aslında böyle Aynen başka öyle. bir. şey Ama doğru bu be, ama belki söylem eski. Mesela bir, kadın bana evrene verdim derse ben almayayım diye uzaklaşıyorum yanımda. <laughs> çünkü şey evrene saldım, evrene verdim. Bana fazla geliyor. Tamam ben de ee, zaten ee, yani onu o şey o, o, Uzun yıllardır buna evrene vere vere evet. bir şey olmadı gibi geliyor tamam, bana bunlar. Işte, anlatmaya çalıştım tam da bu. Zaten Hı. böyle bir şey değil bu. Saldım gitti değil. Senin sonuçta bilinçli eylemlerin olması lazım. Bir hedefin olması lazım. Bir eylem planın olması lazım. İşte kırmızı ipi taktım evrene saldım gittim çok beklersin. Dilemekle olmuyor bu iş. Kuantum tezahür dediğimiz şey hayatında hedeflediğin hepimiz öyle değil miyiz? Bir maraton e, kimse tesafen kazanmıyor. 42 kilometre yerinde oturarak <laughs> kazanamazsın. Aslında işte o dediği gibi trend olan ve yanlış anlatılan ve sorumluluğu kendinde olmadığını anlatan trendleri yanlış olduğunu anlatmak için yazdım bu kitaba. Aslında senin söylediğin sözde insanda diyorsun sorumluluk. Sen ona sen de. inandığın <laughs> için hayatında şey bunu... De. Aynen. Çekiyorsun ve o yüzden oluyor, oluyor diye soruyorsun. Diye. Zaten senin de konuların biliyorsun. Evet. Yani bilinçaltında mutsuz bir ilişki kodu varsa istediğim kadar evlenmek istiyorum de... ...arkada bilinçaltın kendini haklı ispat evet. etmeye çalışacak. Dolayısıyla muzsuz evlilik Çünkü aslında edeceksin. beynimizde bir teyip var ve sen o kaseti aynen. değiştirmediğin sürece... ...kendin için bir şey yapmadığın sürece ailenden gelsin, genetik gelsin bu dinamik. Değiştirmek için çaban yoksa gerçekten aynı döngüyü yaşamaya devam ediyorsun. Aynen. Ama değiştirirsen aynen. kendini ve negatif döngülerin farkına varırsan... Gerçekten hayat sana iyi şeyler getiriyor ama o iyi şeyleri sen getiriyorsun aslında. Seçilme yapman lazım. Evet. Özellikle de seçmen lazım. Peki hemen şimdi <laughs> Paptır Cem'e dönüyoruz sevgili Sena Gül. Hoş geldin. Hoş şimdi Öl İçim'de ne anlatıyor bu şarkı Öl İçim'de? Az önce bahsettiği şey vardı ya işte terk edilen kişinin artık içinde bir şeyin kalması. Öl İçim'de. Şimdi, yani e azalarak bit, öl. Artık içimde geber. İçimde geber. Aynen hmm. öyle. Bu bir aslında e, aldatılma üzerine hmm. yıllar geçtikten sonra yazmak istediğim bir şarkı oldu. Ne Ama, kadar yıl önce aldatıldın? Çok yıl önce ya. Böyle bir 6-7 yılı vardır yani. O dönem köpek gibi ağlamalar, üzülmeler, hmm. çok Şimdi Berbat döndün onu tekrar ne yapıyor o zaman? Sen söyle 6-7 sene sonra Döngüyü ne Döngüyü temizlemeye hazır olduğu için artık <laughs> öldürüyor. Bak bak burada çal, hiç çal, çal. bende yok bunlar. Döngüyü <gülüyor> temizliyor. <gülüyor> Sağ olun <Sizce> efendim. <laughs> şifalandırmış. De, evet e, temizleyecek yeni sayfalara açık olabilsin Ama diye. Ama 6-7 sene boş durmuş kadınca. <laughs> ama belki Yok, durmamıştır durmamış boş. <laughs> yeni gelmiştir. Belki, 6-7 sene boş durmamıştır belki <laughs> ama belki <7 sene gülüyor> benzer ama döngüler. Ama idrak evet bir de var. Sizce efendim. Evet. Bence sağaltıyor duygusunu. Evet. Sağaltıyor. Yıllar içerisinde. Yani biriktirdi Yani yani en evet. Ama en çok da iz bırakan o olmuş sonuçta kötü Tabii. bir şey yapmış ama hayatında iz bırakmış ki şarkı Artık yazmış senin üzerine. Artık buna hazır evet. aslında. Evet. Yani... Özge Özel de e, bir stand-up <laughs> komedyeni olarak dağılın diye Hasan Eşer'e bir çıkmak istiyor. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet. evet. Peki. Sohbet dağıtalım Evet 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 evet. Herkesi tek tek e, alıyoruz ve Gözde Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz hoş bulduk bir edelim. siz de sosyal girişimcisiniz. Ne yaptığınızı evet. anlatacağız bu adımlar ilgili evet. e, konuşacağız ama siz bu konulara hiç girmek istemezsiniz belki. Yok ben girmek isterim. Hatta şu düğmeyi evet. nereye yaptırsam diye düşündüm <laughs> ya. şimdi. Sizin sembol çok hoşuma gitti. Evet. Ee, çok da ilgiliyim aslında evet, ben de. Demek ki ben ağlayarak kaçacağım bir şey. Eee <laughs> <laughs> ben Pap size de uyarım sorun yok. Ay canımın içi. Peki. Paptır Cem'in Öl İçimde Teklisinden bir parça izleyelim. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Aldığınız hikayesi <laughs> buyurun. Evet analizler var, evet. <laughs> e, Ben ben <laughs> ben çok beğendim. Çok çok, çok e, beğendim. Çok Hakikaten Ama yani güzel. bir e, 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 y, y, şey Değil olarak mi? prodüksiyon olarak da çok, çok ilgimi güzel. çekti. E, diyorsun ki basın bülteninde ayrılığın acısını kendi içine gömüp tüm çığlıklarını yastığa bağıran evet. insanların marşı. Vay göz önüne getir çok acayip of. yastığa doğru çığlık atmak. Çok acayip bir şey. Peki. E, üç yıl her şeyimi bu, bu da tweetinden. Üç yıl her <laughs> şeyimi verdikten sonra Eyvah. beni terk eden şerefsize bir şarkı yazdım. <laughs> Çok samimi geldi bu. Evet, Tabii senin. bu şerefsiz tırnak içerisinde yani bu tırnak içerisinde bir şey yani sana dava falan açamaz. Asla Aa, asla. Açarsa da mahkemede konuşuruz. Mahkemede yargılanırız. Evet, evet. evet. burada hepimiz. <laughs> evet. ee, şöyle diyorsun e, şarkı yayınladıktan sonra daha iyi hissettim diyemem bir şey değişmedi e, demek ki bayağı olmuş o kişi içimde öylelik. Evet, ben hmm. böyle bir şey gibi bir kapanma gibi kendimi daha iyi hissederim, oh attım sistemimden gibi hissederim hmm. diye düşündüm. Çok bir şey değişmediğini hissettim hayatım. <laughs> bu yani çoktan bir söz, değil mi? Evet. Belki sözü yazarken bitmiştir. Çünkü, evet. ha, o da olabilir. Sana, Üretim sürecinde de olabilir. en güzel bir ifade duyguları evet. için ve insanı gerçekten rahatlatan bir şey. Olabilir. Bu sözü yazdığında o duygularını da ifade ederek. Geçmiş olabilirsin. Olabilir. Çünkü çok o dönemimi düşünerek yazdım ama belli ki uz böyle üstünden bir süre geçmiş ve atlatmışım. Bu da hissettim. Bu da hmm. güzel. Peki. Şimdi bu arkadaşların ilgisini çekecek bir bölüm röportajımdan. Son dönemde ek olarak ne yaparsam yapayım... O deneyimin tamamen içinde olmaya, evet. tüm detaylarını gözlemleyip orada olmaya çalışıyorum. En azından anksiyeteme çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu farkında oluş halinin. Çok Ben psikoloji Oo. mezunuyum. Aa, <laughs> aynen. <Çok gülüyor> Hoş geldiniz. Ay, ben psikoloji, öyle. hatta bir de yanına felsefe okudum. Ama İkisini çok güzel. birlikte okudum. Ama ne lüzum. Ne lüzum <laughs> var. Aynen <laughs> öyle. Gördüğünüz <laughs> gibi şu an başka bir şey yapıyorum zaten. Evet. Evet. <laughs> Ama... Ee, şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte Batı psikolojisinin hani işte analiz, geçmişe dönüp onların hepsini temizlemedir, onlara nokta atışı, o travmaları çözmek. Evet. Ama işte şu anın kıymetini bilmememize sebep oluyor. Ya gelecekle alakalı bir temenni bir beklenti de bulunuz evrene gönderme falan. Hmm. Ya da geçmişteki travmaları çözmemiz gerekiyor mutlu olabilmek için ama şu anın kıymetiyle alakalı özellikle Batı psikolojisinde geliştirilen teorilerde çok fazla bir şimdi duymuyorum. Ya dediğim gibi iki taraflı ama şu anla alakalı bize söylenen bir şey yok. Şu anda olduğumuz kişiyle etrafımızda olanlarla ne kadar barışız bunlardan ne kadar keyif alabiliyoruz yoksa biz bunu artık... Sadece gelecek ve geçmiş gibi çizgisel bir yerden bakıyoruz. Ben burada bir eksiklik hissettiğim için kendi hayatıma en azından şuradan maksimum keyif alabiliyorsak Buraya yeterince farkındalıkla bakabiliyorsak bence harika. Çünkü şu an bir tehdidim yok. Anksiyete geliştirmem gereken bir durum yok. Geleceğe korkuyla bakmama gerek yok. Geçmişe keşke diyerek bakmama da gerek yok. Çünkü o da oldu. Zaman algımızdan kaynaklı bir e, dünya algılış biçimimizin yavaş yavaş bozulduğunu hissediyorum. Çıkan bütün yeni teorilerinde de bundan daha önemli olmayacağını düşünüyorum. Çok basit bir farkındalıkla daha iyi hissedebileceğini düşünüyorum insanların. Evet ama ne? burada sana Şöyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. İnsanların anda kalamamasının bahsetmiş olduğun, anda Geçmiş. kalamamasının sebebi zaten aslında bir gelecek kaygısı veya aslında Geçmişi, geçmişte yaşanmış olduğu keşke ya da de. keşkeler, travmalar, acılar vesaire hı hı. vesaire zaten mesele bu. Hani Kesinlikle. o yüzden seni bütün terapi yöntemleri aslında evet. bütün ne derler ona ekollerin hepsi. Hı hı. Aslında senin Şimdiye bu alanı çekmeye çalışmak evet, mesela, için yapılan şimdi, aslında. Sen de öyle söyleyince şu akma geldi. Mesela bilişsel terapi desek, gündemin hmm. terapisi. Aslında bakıyor senin yanlış düşüncelerin var ve bu yanlış düşünceler geçmişte yaşadığın travmalardan kaynaklanıyor. Çünkü ben mesela Okan Bey'e bakıyorum. Okan Bey'e baktığımda mesela saçı beyaz diye bile bir şey düşünebiliyorum. Hmm. İşte o düşüncem benim ama gerçek kendime ait, geçmişe ait bana hatırlatıcılardan olan bir düşünce. Hmm. İşte ona baktığın zaman diyorsun ki sen aslında var olan düşünceni, geçmiş yaşamlarından ortaya çıkardım ve şu an mutlu olamamanın sebebi bu. Her şeye negatif bakmak istersem şu an bu masada olan her şeyi bile kötü gözle görebilirim. Ayşe derim bana niye öyle baktı? Aslında bunu demek istedi. İşte bana Dinçer şunu mu demek istedi? E düşünebilirim çok kötü. Her şeyden anlam çıkarabilir insan. Anladım. Ama şu an mutlu olmanın sebebi senin gerçekten gerçi psikoloji okumuşsun ve bu alanda belli ki çok iyi çözümlemişsin. Oradaki ee, durumunu iyi çözümlemişsin. Sana zarar veren bir ilişkinin içinde sana ne kattı ne kaybettirdi. Bunu anlamış, oradan çıkıp şu anki hayatına belki de şükrederek mutlu olarak anından keyif alarak yaşıyorsun. Evet. Yine geçmişi çözümlemişsin ama. Ama e, geçmişi çözümlemek kesinlikle bir başlangıç için çok doğru. Ama ben insanın özellikle işte modern ve batılı insanın sürekli bir şeyleri çözmesi gerekliliği konusuna takığım. <laughs> yani biz semptomlar geliştiriyoruz geçmişten dolayı. İşte ben şundan korkuyorum, ben şundan anksiyete hissediyorum. Bunlar hep çözülmesi ve yok olması gereken, yok edilmesi gereken şeylermiş gibi bakılıyor. Mesela daha psikanalitik bir yerden o semptomu anlamaya çalışmıyoruz. Bu benim hayatımda bir rahatsızlık yaratıyor. Ben bunu yok edeceğim. Bunu nasıl yok edebilirim? İlaçlar başlıyor, ekstra terapiler, farklı farklı yollar bir şeyler yani hı hı. o kadar çeşitli ama hepsi Artık bundan bunu Ay, ben hayatımdan çıkarıyorum ya. Çok <laughs> Ama çünkü. Evet. Çünkü aslında hiçbir terapi onu yok etmek için değil. Onunla yaşamda var olmak ve onunla yürüyebilmek için vardır aslında. Öyle değil Hı -hı. mi? yani ben öyle yani, şöyle ben 10 senedir terapi alan bir insan evet, olarak evet, bunu Ben, çok ben terapi de terapi şu hafta anlamlandırma çıkmış. Evet. Yani evet, bir şeyde de ilaç alman gerekiyorsa eğer sen o mesela kaygın insan ilişkilerini bozuyorsa, yaşama hiç adapte olamıyorsun, dışarı çıkamıyorsun, işini yapamıyorsun. Evet. O zaman insan hani ilaç alıp gerçekten bunu desteklemeli. Yani normal hayatını etkiliyorsa. Yoksa geçmişten gelen her şeyi de çözümlemek zorunda değilsin. Çünkü o sana katkıda da bulunabilir. Bazen anladım. yaşadığımız Sekundan şeyler. faydaları vardır. Evet bazen, ya bazen bazı şey yaşadığımız bir şeyler. Birinin çalışmaması, birinin çok uyuması, arkadaşlarıyla görüşmemesi ne noktada ne zaman problem oluyor? Bunların tanımları ne kadar doğru? Ben mesela da artık da hiç yaşamını sürdüremeyecek kadar para kazanamıyorsa. Uyuyor ama ama ve bütün memnun işinden atıyor. Memnun ama eninde sonunda kiracı atılıyorum evden atılacak sokakta yaşayacak. O zaman problem. Çünkü artık kendi e, birinci birincil i̇şte ihtiyaçlarını problem, karşılamayacak duruma geliyor. Onu çünkü problem olduğunu hı. o kişi ben, mi belirliyor yoksa çok sinir bozucu olan etrafındakiler aslında, olabilir. E, bu e, bütün tıp e, tıp gibi psikiyatrinin de e, şeye uyması. Yani e, e, topluma de, sisteme, sistem, Tabii, sisteme ben, yani, insanlar Doğru. sistemden çıkmasın. Çünkü eğer işe gidebiliyorsan Çak, hı, ve evde çoluğu çocuğu de, de dövmüyorsan, ö, öldürmüyorsan e, ve intihar etmeyeceksen çünkü bütün bunlar hı hı. sistemin kayıpları. Evet. Yani intihar etmemen gerekiyor, e, karıyı çocuğu dövmemen gerekiyor ve işe gitmen gerekiyor. Eğer bunlar tamamsa hı hı. ya da sana yaptığım ilaç tedavisiyle seni bu aşamaya getiriyorsam okey sana bir damga vuruyorum. O da çok çirkin bir damga. Normal. Yes. Hı -hı. Aynen Normal öyle. diyorum sana. Sen bu normallik içerisinde aslında bir birey olarak yani niye doğdum Allah kahretsin diye yaşayıp gidiyorsun. Varlık amacın şudur budur bütün bunlar perişan her şey ama okey sen normalsin yani sistemle tamam seni yaşatıyoruz. Hı -hı. Yani kölelik Dur, yani aslında burada. bu bu yani aslında tabii ki e, psikiyatri de bunu yapmak zorunda çünkü o hasta ya da danışan o da tek başına gelmiyor, gelmiyor. o da bütün Yakınları bir da aileyle beraber geliyor ve aile de diyor ki lütfen bu ölmesin bizi öldürmesin Hı -hı. ve para getirmeye devam etsin evet. yani bu 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 Yani çok o bir düzenimiz ama kölelik olsun. Çok özür dilerim Çok pardon <laughs> unutmadan çok pardon. Düzenimiz kölelik olsa Hı -hı. büyük ihtimal özgürlük isteyen insanların bir Hı -hı. hastalık adı olurdu. Hı -hı. Buna bu böyle denir falan evet. derdik yani. Bu hasta ya da bu psikolojik olarak rahatsız derdik özgürlük isteyen kişiye. Çünkü Hı -hı. normalimiz kölelik olurdu. Şu anda da kapital bir düzenimiz Hı -hı. var. Dışarı çıkman arkadaşlarına işte gidip bir yerlerde kahve içmen lazım, çalışman lazım, Hı -hı. çok spor falan ya böyle bir düzenimiz var şimdi. Bunlar Hepsinin birbirine hizmet ediyor. E o zaman çok uyumak mutsuz hissetmek, arkadaşlarına az görüşmek falan filan bunlar anormal hı hı. olacak ve bu damga olduktan sonra da insan da ki ben ama ben böyle yaşıyorum ama lazım sen sanatçı olarak, bir sanatçı olarak şanslısın. Bireysel olarak... ben de böyle yaşıyorum hı hı. ben de asosyal yaşıyorum ee, saçma sapan tepkiler var şeyden hiç böyle bir eğlenceden şuradan buradan hiç hoşlanmıyorum falan filan böyle bir şey ve ben kendi yani ben başkalarına açıklarken kendimi diyor ki ben depresifim ben depresifim. Yani Teoman ve Serdar Ortaç kadar değilim ama <laughs> e, öyle bir hayat tarzınız de, de, o. Depresifim <laughs> ve bunu bunu ama bunu bir birisi yani hiç olmazsa yani müzikle, resimle, edebiyatla ...falan bunlarla tiyatroyla bunlarla uğraşan insanlar bunu söylediği zaman o zaman deniyor ki yani bu böyle bu bu zaten sanatçı ruhu. Acayip, sanatçı, ruhu. sanatçı ruhu. Ruhu. acayip ruhu. şeyler evet. yapıyor dolayısıyla acayip bir hayatı olması evet. normal, normal. denim <laughs> aslında hem asa bak bütün bunları e, sorgulamanın nedeni de zaten Hı -hı. müzik yapıyor olman yani.